Şimdi ibadetimi tamamlayacağım inşallah. Adam akıllı. Biz saçma sapan şeyleri bırakalım be. Biz inşallah konuşalım. Eğer ki çok acil bir işin yoksa senin de 25 dakika yarım saat kadar inşallah gelirim. İstersen kısmen görüntülü de konuşabiliriz. O kısa bir sürede olsa. Ama konuşmamızda inşallah yarar var. Bir yerden sonra dur demek gerekir bazı şeylere, şeytan hilelerine. Gerçekten nimetin ne olduğunu, elimize bize verilenin ne olduğunu artık iyi idrak etmek gerek. Artık iyi düşünmek gerek, iyi tartmak gerek. Yani erken tavırlara kurban edilecek şeyler değil bunlar. Tabii ki kendine göre haklı olduğun birçok yer olabilir. Ama nihayetinde bir şey bizi hakikatten alıkoyuyorsa bizim onu bulup o bizi boğmadan bizim onu boğmamız lazım. Sana zaten değer vermezsem bunlarla uğraşmam yani. Çoktan kesip atmıştım. Sen de saçmalamaya gerek yok. Sen de çoktan gitmiştin zaten. Rab kalbimizi bağlayan olduğunu söylediğim gibi bunu sen ısrarla baltalamak istersen bu uçar gider. Bu eşsiz bir nimetti. Sen kendine uzaklaştırmak istersen uzaklaştırırsın. Ama akıllılar nimetin değerini bilir ve onu sararlar. Böylece ondaki lezzet arttıkça artar. Bazı şeyleri farklı yaşamamız gerekiyorsa farklı yaşarız ama kendimize böyle bir kötülük yapmamıza gerektirecek ortada bir şey yok. Yani o kadar büyük bir faydalar getirecek yeri tutup boş inatlarla kapatmak. Bu akılların yolu değil. Ben üzerime düşen taraftan yapacağımı yapayım mı? Dışarı çıktı, gelecek inşallah. Elhamdülillah Rabbil Alemin. İsa Mesih aranızda. Allah